Bozlu Art Project Nişantaşı şu günlerde ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Semih Zeki'nin Brüt Katmanlar isimli kişisel sergisi, mimari yapıların ideolojik, tinsel ve görsel etkilerini irdeliyor. Mimari yapıların ideolojik, tinsel ve görsel etkilerini inceleyerek gündelik yaşamın sığlığını eleştiren Brüt Katmanlar adlı sergi 25 Mart'ta açıldı. Semih Zeki'nin son dönem ürettiği çalışmalardan oluşan sergi 18 Nisan'a kadar Bozlu Art Project Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Semih Zeki Brüt Katmanlar'da yapıları insan anatomisini inceliyormuş gibi irdeliyor ve serginin tüm içeriğinin isminde gizli olduğunu söylüyor. Bu sergi üzerine birçok isimle tartıştık. Hem Oğuz Bey'le sergi kuratörü, hem işte Özlem Hanım'la, Hazal Hanım'la da konuştuk. Sergi isimleri birbirimizle paylaştık. Ben aslında resimlerin çok yapı odaklı, yapı merkezli resimler. Yani yapı dediğimizde ne geliyor? Construction, yani construction yapım aşamasında, yapı bozum. Yani yapının sürekli bozumu, sürekli değişmesi, evrilerek sürekli farklı bir döngü haline gelmesiydi. Biz construction'ı çok biraz daha eskitildiğini düşünerek şöyle bir şey düşündük. Alternatif bir isim vardı benim aklımda. Brüt katmanlar. Aslında brütten başladı bu. Brüt beton, ham beton anlamına gelir. Brüt de her şeyin ham hali zaten. Ham beton üzerinden resmin de çok katmanlaşan bir resim olduğu için hem malzeme olarak hem yapının üzerine yüklediğiniz etki olarak da çok katmanlı resimler. İkisini yan yana bir araya getirdik. Brüt katmanlar dedik. Yani malzemenin kendisi de bu sergide mevcut. Beton malzemesinin, çimento malzemesinin. Onun dışında çok farklı disiplinlerde resimler oluştuğu için o da artı bir zaten resimler üzerine bir katmanlaşma sağlıyor. Yaptığı çalışmalarla yeni bir dil oluşturan Semih Zeki'nin mimari formlardan hareketle kurguladığı yapı, sergide yer alan resimlerinin de çıkış noktasını belirliyor. Sanatçı kullandığı tekniği şöyle özetliyor. Bir şeye bağlı kalmıyorum. Yani yapı kişisel olarak da kalamam zaten resminde. Hep o değişir, evrilir, gelişir, belki geriler ama sürekli yeni bir şeyler deneme üzerine, farklılaştırma üzerine gider çalışma mantığı. Tabi bu ilerlerken de malzeme de çeşitleniyor. Daha resim dirileşiyor. Teknik olarak da doygunlaşmaya başlıyor. Baktığınızda sanat camiasında teknik olarak da resminizin çok güçlü olması lazım her anlamda. Bunu da olabildiğince güçlendirmeniz lazım. Dolayısıyla da birçok farklı malzemeler kullanıyorum. Yardımcı malzemeler var. Farklı bazı malzemeler kullanıyorum. Hiç resimde kullanmayı düşünmediğiniz, belki kimsenin aklına gelmeyecek farklı malzemeler deniyorum ben. Bunu küçük kağıt işlerimde veya küçük tuvallerde biraz deneyerek, reaksiyonlarını gözlemleyerek büyük boyutta tuvallere geçiriyorum. Yani dediğim gibi doygu malzemeleri var, özel mediumlar var. İşte bu sergide olduğu gibi beton malzemesi giriyor. Yağlı boya, akrilik hep bir karışım içerisinde. Yani tek bir tekniğe ve malzemeye bağlı kalmıyorum bu çalışmalarda. 1981 yılında Bolu'da doğan Semih Zeki, Marmara Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Işık Üniversitesi Sanat Kuramı ve Eleştiri bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Zeki resimle kurduğu ilişkiyi şöyle özetliyor. Şöyle başlayabiliriz. Kendimi çok şanslı gördüğüm bir gelişmeyle benim resimle tanışmam başladı. Yani resmi klasiktir. Çocukluktan beri yapıyorum, seviyorum derler ama asıl benim için önemli nokta 1992 yılında sanırım ben Bolu'yum. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin kurulması. O dönemde tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesiyle birçok yerde çok kısa bir sürede Güzel Sanatlar Lisesi kuruldu. Bolu çok küçük bir şehir. Orada Güzel Sanatlar Lisesi'nin kurulması benim için çok büyük bir şans. Tabii hemen oraya girmek istedim. Orada eğitimle başladım, resim eğitimle, Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Orayı bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Orada üniversite eğitimimi tamamladım. Tabii Marmara Üniversitesi'nin benim için şöyle bir önemi vardı. Marmara Üniversitesi Bauhaus Ekolü'nden gelen bir Güzel Sanatlar Fakültesidir.
Bauhaus ekolü dediğimizde tabii malzemeye yönelik, yan atölyelerde çok kullanıldığı, farklı malzemelerin denendiği, çok sanatçıya farklı açılar sağlayabilen, resmini sürekli farklı denemelerle çeşitlendirebilme imkanı sağlayan bir altyapı sağladı bize. Tabii ben onun üzerine çalışarak, deneyerek geliştirdim resmini. Daha sonra Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat programı ve eleştiri yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de kendi atölyemde profesyonel olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Semih Seki'nin Brüt Katmanlar isimli kişisel sergisi 18 Nisan'a kadar Bozlu Arts Project Nişantaşı'nda görülebilir.